Türk Beşleri ismi Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'e bazı yazarlar tarafından verilen grup adıdır. Rus beşlerine benzetilen bu beş Türk besteci, Fransız altılıları gibi ortak bir estetik anlayış çevresinde bir araya gelen müzikçiler değildi. Rus beşleri gibi onlar da ulusal kaynaklardan yararlanmaya öncelik vermişlerdi. Ama Rus besteciler bu tutumlarıyla bir tepkiyi temsil ederken, Türk beşleri diye adlandırılarak ortak bir çizgiye çekilmek istenen besteciler, yeni kurulan Cumhuriyet rejiminin resmi müzik politikasını gerçekleştirmeye girişmişlerdi. Bu beş besteci bazı ortak özellikler taşımakla birlikte gerek kişiliklerinden, gerekse de müzik öğrenimi aldıkları çevrelerden kaynaklanan üslup farklılıkları da göstermişlerdir. Cemal Reşit Rey çok küçük yaştayken piyano öğrenmeye başladı. İlk bestesini yaptığında 7 yaşındaydı. Ertesi yıl ailesi Paris'e yerleşince Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini Buffon Lisesi'nde sürdürdü. Bu arada ünlü piyanist Margaret Long'dan ders aldı. Ailesi Cenevre'ye taşınınca Cemal Reşit de hem Saint-Antoine Koleji'nde hem de Cenevre Konservatuvarı'nda öğrenimini sürdürdü. Ailesi 1920'de Paris'e dönünce müzik öğrenimini Paris Konservatuvarı'nda tamamladı. Ayrıca Gabriel Fauré'den müzik estetiği, Henri Dufes'ten orkestra şefliği dersleri aldı. Ekim 1923'te Türkiye'ye döndü ve bugünkü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın çekirdeğini oluşturan Darül Elhan'da piyano ve kompozisyon öğretmenliğine başladı. Okulun öğrencileri ve öğretmenlerinin yer aldığı bir yaylı çalgılar orkestrası kurdu ve yönetti. Cumhuriyet'in ilanının 10. yılı için 10. yıl marşını besteledi. 2 yıl Ankara'da kaldıktan sonra 1940'ta İstanbul'a döndü. Yaylı Çalgılar Orkestrası 1945'te İstanbul Şehir Orkestrası'na dönüştürüldü ve şefliği Cemal Reşit Rey'e verildi. 1949'dan başlayarak Güney Avrupa, Balkan ve Orta Doğu ülkelerinde konuk şef olarak konserler yönetti. Yaşamını çok sesli müziğin Türkiye'de yerleşip gelişmesine adayan Cemal Reşit, geniş kitlelerin kulağını çok sesliliğe alıştırmak amacıyla reviler ve ağabeyi Ekrem Reşit Rey'in librettoları üzerine birçok operet besteledi. Cemal Reşit Rey, 1982 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Gençlik yapıtlarında halk ezgilerinden, daha sonrakilerde ise klasik Türk müziği motif ve melodilerinden yararlanan bestecinin başlıca yapıtları şu şekildedir. Sultan Cem, Zeybek, Bebek Efsanesi, Köyde Bir Facia, Birinci Senfoni, Çelebi, Piyano Konçertosu, Çağrılış, Konsertan Parçalar, Fatih, Sazların Sohbeti, Eski Bir İstanbul Türküsü üzerine çeşitlemeler ve ikinci senfonidir. 3 Saat, Lüküs Hayat, Deli Dolu, Saz Caz, Maskara ve Havaciva, Cemal Reşit Rey'in operetleri. Adalar, Alabanda ve Aldırma ise revileridir. Daha çocuk yaştayken piyano öğrenmeye başlayan Ulvi Cemal Erkin, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra devlet bursuyla Fransa'ya gönderildi. Paris Konservatuvarı'nda ve Müzik Öğretmen Okulu'nda öğrenim gördü. Erkin, 1930'da Türkiye'ye döndü ve Cumhuriyet döneminde kurulmuş ilk yüksek dereceli müzik okulu olan Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde piyano ve armoni dersleri vermeye başladı. 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarı açılınca, bu okulun öğretim kadrosuna katıldı ve 1949-51 yıllar arasında bu kurumun müdürlüğünü üstlendi. ...1971'de devlet sanatçısı unvanını alan Ulvi Cemal Erkin, ölünceye kadar Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Yüksek Bölümünde öğretmenlik ve bölüm başkanlığı yaptı. Daha çok çalgı ya da çalgılar için besteler yapan Ulvi Cemal Erkin, geleneksel müzik birikimimizle modern beste tekniklerini birleştirmeye amaçlamıştır. Klasik Türk müziği ezgilerinden olduğu gibi ritimlerinden de büyük ölçüde yararlanmıştır. Ulvi Cemal Erkin'in başlıca eserleri Piyano Konçertosu, Köçekçeler,
1. Senfoni, 2. Senfoni, Keloğlan, Sinfonietta ve Konsertan Senfonisidir. Çok küçük yaşlarda kanun öğrenmeye başlayan Hasan Ferit Alnar, henüz 12 yaşındayken bir kanun virtüözü sayılıyordu. Darü't-Talimi Musiki adlı dernekteki çalışmalara kanunu ile katıldığı yıllarda özel olarak armoni, kontrpuan ve füg dersleri almaya başladı. Müzik uğruna mimarlık öğrenimini yarıda bırakarak Viyana'ya gitti ve konservatuvarda Joseph Marx'ın sınıfında kompozisyon öğrenimi gördü. Viyana Devlet Müzik ve Görsel Sanatlar Akademisi'nde ise orkestra şefliği derslerini izledi. Türkiye'ye dönünce İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda, bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik tarihi öğretmenliği ve şehir tiyatroları orkestra şefliğine atandı. 1936'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şef yardımcılığına getirilen Alnar, bir yandan da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ders vermeye devam ediyordu. Orkestranın şefi Ernst Paratorius 1946'da ölünce Alnar onun yerini aldı. 1952-55 arasında Viyana'da kaldı ve çeşitli orkestraları yönetti. Yurda döndükten sonra bir süre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nde bulundu. Sonra yeniden Viyana'ya gitti. 1964'te Ankara'ya döndü ve zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yönetti. Türk beşleri içinde klasik Türk müziğini en yakından tanıyan besteci olan Alnar, çok sesli yapıtlarında bu kaynaktan çok geniş ölçüde yararlandı. Başlıca yapıtları Türk Süiti, İstanbul Süiti, Violensel Konçertosu ve Kanun Konçertosu'dur. Ahmet Adnan Saygun, ilk müzik derslerini aldığı İsmail Zühtü Bey'in önerisiyle piyano öğrenmeye başladı. Kısa bir süre Hüseyin Saadettin Arel'den armoni dersleri aldı. Daha sonra kendi kendine kontrpuan çalıştı. Saygun, 1925'te ilkokul müzik öğretmenliğine atandı. 1926'da ise bir sınavda başarı göstererek lise müzik öğretmenliğine yükseldi. 1928'de devlet bursuyla gönderildiği Paris'te dönemin ünlü öğretmenlerinden Vincent Indey ve Eugène Borel'in öğrencisi oldu. 1931'de Türkiye'ye dönünce Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde armoni ve kontrpuan dersleri vermeye başladı. 1936'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'na geçti. O yıl Türkiye'ye gelen Bela Bartok ile birlikte Anadolu'da bir inceleme gezisine çıktı. Saygun, 1946'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kompozisyon ve modal müzik bölümlerinin başkanlığına getirildi. Kendisine 1971'de devlet sanatçısı unvanı verildi. 1973'ten sonra derslerini İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda, bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde sürdürdü. Konservatuvarların Yüksek Öğretim Kurulu'na bağlanması üzerine 1985'te profesör unvanını aldı. Türk beşleri içinde Türk halk müziğini en yakından tanıyan besteci olan Saygun, yapıtlarında bu kaynaktan hem ritim hem de ezgi bakımından geniş ölçüde yararlanmıştır. En tanınmış eseri Yunus Emre Oratoryosu olan Saygun'un öbür yapıtlar arasında Özsoy, Taş Bebek, Bir Orman Masalı, Kerem, 1. Piyano Konçertosu, 1. Senfoni, 2. Senfoni, 3. Senfoni, Gılgamış, Keman Konçertosu, Köroğlu, 4. Senfoni, Viyola Konçertosu, 5. Senfoni, 2. Piyano Konçertosu ve Violonsel Konçertosu gelmektedir. Daha ilkokuldayken keman ve violonsel öğrenmeye başlayan Necip Kazım Akses, lise öğrenimi sırasında Cemal Reşit Rey'den armoni dersleri aldı. Devlet bursuyla Viyana Devlet Müzik ve Görsel Sanatlar Akademisi'nde violonsel ve kompozisyon öğrenimi gördü. Daha sonra Prag Devlet Konservatuvarı'nda Joseph Suk'un da öğrencisi oldu. Ayrıca Alan Haba'dan Çeyrek ve Altıda Bir Ton dizisi müziğinin kuramsal temellerini öğrendi. Türkiye'ye dönünce Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşu ile ilgili çalışmalarda Paul Hindemith ile işbirliği yaptı.
Bu okul öğrenime başlayınca da kompozisyon dersleri vermeye başladı. Bir ara konservatuarın müdürlüğünü de üstlenen Akses, daha sonra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Bern ve Bonn Kültür Ateşelikleri, Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü gibi görevleri de üstlendi. 1971'de kendisine devlet sanatçısı unvanı verildi. Türk Beşleri'nin diğer öğeleri gibi geleneksel müzik birikimimize dayanarak bestelediği yapıtlarıyla çok sesli müziğin Türkiye'de yerleşmesine katkıda bulundu. Gençlik eserlerinde daha çok halk ezgilerinden yararlanırken, olgunluk döneminde özellikle klasik Türk müziğinden yararlandı. Başlıca eserler arasında Çifte Telli, Minyatürler, Ankara Kalesi, Birinci Senfoni, Itri'nin Nevekârı üzerine Scherzo, Senfonik Destan, Viola Konçertosu, İkinci Senfoni, Üçüncü Senfoni, Dördüncü Senfoni ve Atatürk Diyor Ki gelmektedir.